Merhaba merhaba. Sonunda Yusuf abiye merak ettiğim arabalardan biri daha geldi. Fiat 500'den sonra mini sınıfta en çok merak ettiğim araba Opel Adam. Böyle etrafında dönüyorum ben de sabahtan beri. Biraz daha döneyim. Nasıl çağıracağım? Sonunda doğru düzgün araba aramaya başladın abi, Opel falan. Kesinlikle evet, Opel. Düzgün araba. Düzgün araba dediğim bu mu? 3 tane orada Subaru var, gereksiz gereksiz. Evet. Altında... Altı bezli. Bir tanesinin altı bezli. Ama o niye? Onu bir sor bir niye? Niye? Onu sor bir niye? Motor da yağ bittiği zaman anlamak için. He. Tedbir. Tabii herhangi bir Opel'de bir yağ kaçağı ben görmedim hayatım boyunca. Hiç olacağını zannetmiyorum. Sen hayatında çok Opel görmemişsin o zaman. Ben de nice Opel'ler gördüm o. Altı böyle havuz olmuş. Ya onlar öyle işte, bakımsızlıktan, yoksa Opel'in huyu değildir abi. Ya he. Bin abi şuna, bu araba küçük mü? Bin bakalım. Arabaya yok, küçük küçük deyip duruyorlar. Kim buna? He. Vah. Bak, kocaman adam bindi. Arkaya bindir mi, ne bindir mi? Arkaya nasıl bineceksin lan? Arkaya, ben sana söyleyeyim bak, bu arabanın müşteri kitlesi manuel araba kullanmayı seven... Abi sıkışarak öne doğru gitsene. 20-30 yaş bayanlar. Bir sıkış, böyle kendini sıkıştır. Yani bir zor durumda kaldık, 4 kişi bineceğiz. Bindin mi? Aileye gitmiyor zaten. En dibi bu. Ama benim diz mesafesi gene iyi. Gene bindir arkaya ya, sıkışık mıkışık ama bir şekilde. Ama formülü değiyor bak benim ya. Bir şekilde bindir mi yani, onu bakıyorum da binilmezdi gibi. Ya de. Bir saniye bakalım, deneyelim kardeş. Açtık. Bir arkaya sıkışmamız olacak. Aha. Vallahi bindi. Değiyor ama biniyor. Değiyor ama yani zorlamıyor. Ben de bindim, sen bin. Ben de buraya bindim. Yani acil durumda gider her türlü. Gidilir. Çok süper rahat değil ama. Bunu merak ediyorum, tamam. Rengi çok güzel ya. İçi koltuk rengi var ya, bayıldım ya. Mürdüm rengi. Mor içi mor hakikaten güzel. Hayır, mor değil. Mürdüm. Ya o da bir çeşit mor ya. Hani. Fiat 500'e göre gerçekten araba bu ama ben Fiat 500'ü daha çok seviyorum. Hani Opel'ciydin sen ezelden beri. Ya Opel'ciyim de bu segmentin kralı 500 olduğu için. Ya geç bu alacağım. Dokusu mokusu hakikaten. Ben şunu kullandıktan sonra 500'ü araba demiyorum. Abi 500'den daha güzel ama çünkü 500... yürümüyor 500. 500 yürütemedik de o bence kırmızı çektik ya işte. Bu da çok yürümüyordur. Yok bu ona göre iyi. Öyle mi? Atarlı. Ha. Senin Fiat 500'de direksiyon ısıtman var mı şekerim? Yok tabii canım. Ya koltuk ısıtman var mı? Abi zaten yani geri mantık olarak kameran var bu mı? Araba üstün ondan zaten ama ya ikisinden birini alacak olsam 500 alırım gene. Ben bunu alırım. Tipinden dolayı. Ki aldım zaten. Kaç binde? 30 binde araba. 30 binde. Hafiften pert olmuş. Önden bir talihsizlik yaşamış. Bence ben sana söyleyeyim, adamış. Bu araba kaza yaptıktan sonra adamlar, pardon, karoseri parçasını bulamamış bir müddet. O yüzden yatmış, o yüzden köyle az kalmış. Olabilir. Bilmiyorum. Ondan sonra da kaput, mesela kaput kendi kaputu. Bulamamış kaputu adam. Das kaput. Düzelterek tekrar geri takmış kendi kaputunu araba. Bir adet kaput üretmiş. Aynen. Tespit yani önden ufak bir kazası var diye. Ufak önden ufak mı? Yani. Arabanın hayatı neyse. Bip. İki çamurluk yarıya kadar gelmiş en azından. İki çamurluk değişen kaput boyalı. Yok lan, üç parça değişen. Eksperde üç parça değişen diyorlar. He, kaput çıktı için. Ön iki tabii çıkma parça ya. Ön iki kapı da boyalı. Zaten başka ne kaldı diyeceğim, bir arka çamurluklar kaldı orada. Şimdi ben bunu bu arabaya aldım ben. İlk önce arabanın başına toplandık hep birlikte. Arabanın avadanlığına bakacağız. Lan basıyorum, açmıyor. Elimi sokuyorum, switch yok. Buna basıyorum, yok. Buna basıyorum, yok. Lan nerede bu? Şuralara falan elliyor. Switch yok. La içine basıyorum. Düğmelerin içindeki bütün düğmelere bastım. Yok. Dedim, sonra açmıyor. Aklıma geldi. Ondan sonra aklıma geldi. Anahtardan açılma olabilir dedim. Anahtarı aldım geldim. Basıyorum. Gene açmıyor. Basıyorum. Camları indiriyor. Camları kapatıyor. Açmıyor. Ondan sonra Opel'den alınan bir arkadaş var. Carl Ben şey Opel Adam'ın imalatında çalışmış bir mühendis bir arkadaş var. Opel Adam'ın torunu. Dambizelyan'a benziyor. Dedim ki kardeş bana bu nereden açılıyor? O da bana şöyle bir şema yaptı. Şöyle çizdik kağıda, çizmiş. Buraya Opel logosu koymuş. Var ya. Abi sol alttaki köşeye bas demiş. Demek istediği yer de şurasıymış. Tam şuraya. Var ya, hayatımda hiçbir şey çizemem. Senin için oturdum çizdim bak. La bulamadık. Çıldırıyorum ya. La arabanın bagajını açacağım. Açamıyorum. Nerededir? Bagaj bu şekilde. İstetme gene yok tabii ki. Her zamanki gibi. İstetmesiz geliyor bunlar. Tabii. Bagaj küçük. Fiat 500'den küçük mü, daha mı büyük? Hemen hemen aynı ya. Yakın değil mi? 280 litre mi? 300 litre mi? Öyle bir şey işte. Yani iki kişinin ufak sırt çantasını yani rahat alır. Yani iki tane sırt çantası alır. Büyük valizden bir tane alır. Ama işte güzelliği şunu çekiyorsun. Tabii. Lux. Aynen öyle. Lux diye kocaman bagajın oluyor. Ya iki kişiysen binilir gidilir kullanılır. Bayağı bagajın oluyor şöyle. İki kişilik. Veya iki kişiysen bir de küçük minik bir çocuğun varsa o da olur. Ya o da olur. Ama dört kişilik bir aile olmaz kesinlikle. Peki neden 70 beygir arabada 4 egzoz var? Ne bileyim, arkadaş yaptırmış işte.
Heyecanlı bir arkadaşmış herhalde. Böyle ilginç bir... Büyük ihtimal iki tanesi fake. Hatta üç tanesi fake. İlginç bir modifikasyona uğramış arkadan. Önde de böyle aktif fren soğutucular var. Şak arkadaşlar. Burada böyle bir aksesuar yapılmış da ne gerek var tabii. Hatta aksesuarın kralı burada bak. Bu 5 beygir atıyor. 5 beygir de öbür tarafta 10 beygir. Abi bunu buraya niye yapıştın? Şuraya ben falan yapıştırmadım yapın. Ya. Yok yapana diyorum ya. Yapana. Yapan izliyorsa bunu buraya yapışmaz abi. Şuraya yapışır bak şuraya falan. Ki bu arabanın OPC line'ı yok. Yalnız araba içeriden hakikaten çok kaliteli bir ortam sunuyor. Deri döşemesi çok güzel. Böyle renk kombinasyonu falan filan. Az sonra yolda şunu söyleyeyim beraber değerlendiririz. Şu deri döşemenin dokusu hakikaten yeni F serisi BMW'nin dokusundan daha güzel diyebilir miyim? Bu paket de böyle abi. Glam diye bir paket bu. Hakikaten dolu yani. Yani ya dokusu mesela yenilere biniyorum çok suni bir his var. Bu namus. Bu da sunidir ama güzel. Bizon derisi gibi, öküz derisi gibi. Şuna baksana kalın. Bak bir cam tavan var kocaman. Açılmıyor ama. Moonroof. Moonroof sunroof değil. Akşam Moonroof. Ay ışığını izliyoruz. Aynen. Bir çıkalım yolda deneyelim bakalım. Al çık. Madem 70 beygir o kadar gidiyor beraber çıkalım. Ben beraber neye çıkacağız ya? Beraber. Dükkanda tek başıma masayım çıkıyor. Gelirler şimdi boşver. Hep de merak ederdim sürüşünü. Özellikle böyle kısacık bir şasi. Tekerler tam böyle gövdenin etrafında olduğundan dolayı teorik olarak güzel bir yol tutuş olması gerekiyor. Zaten hafif frenler falan da hafif bir arabada iyi olur. Bakalım her zamanki Opel yol tutuşu ve sürüş keyfi bunda da var mı? Şimdi yola gidiyoruz. Işıtmak evrensi var acı. Ya. Senin S'de de var aynısından. Bu segmentte ışıklı makyaj aynası araba sattırıyor. Ciddi ya. Söylüyorum yani. Kimse beklemiyor çünkü böyle bir şeyi. Ciddi böyle bir hikaye var. Mikraların ilk jenerasyonunun aşırı fazla satmasının sebebini araştırıyor insan. Ne çıkıyor biliyor musun abi? Şoför tarafında da ışıklı makyaj aynası olması. Yok artık. Gerçekten bak. Vay anasını be. Hatun ablalar onu çok seviyor. Doğrudur. Çok önemli bir özellik minik onlar için. Minik bir detay ama araba satmayı bayağı bir... Resmen yani mikranın mikro olmasını sağlayan şey buradaki bir tanecik ampul. Doğrudur. Bütün fuzurlu bilgileri seyredince edinebilirsiniz arkadaşlar. Böyle saçma sapan bilgilerin hepsi var bunda. Kemer! Ya aha bizimkine bak orada fotoğraf çekiyorlar. Süspansiyon iyi ha. Ehe. Vay vay vay. Abi ben sana söyleyeyim. Pandanlı falan içinden geçiyor. Fiat 500'ün de içinden geçiyor. Bak bak Çınar Bey fotoğraf çekiminde. He. Abi kaça? Çınar'ı staja verdim. Galecilik öğreniyor. Fotoğraf nasıl çekilir? Temizlik nasıl yapılır? Şimdi sen bu araba hızlı gidiyor diyorsun ha? Şeye göre hızlı gidiyor. Fiat 500'e göre hızlı gidiyor. Bak, birinci vites 50. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Kır. Hakikaten bak, yol tutuş desem var. Var. Yok ya ben yani kesinlikle Edim'i tercih ederim. 500 yerine mi? 500 yerine kesinlikle. Abi bak 500 bir marka ama şimdi bu... Ya markası neyim ya? Güzel bir, gitmiyor. Güzel bir küçük ya. Araba bu evet. Kabul ediyorum ama 500 değil yani şimdi. Of Serhat öldürüyorsun seni. 1960'ta doğmuş. Arkadaşım aynı para olsa, ikisi de aynı para olsa, tamam. İkisi de aynı özelliklerde olsa tamam. Veya bu işte glam oldu diyelim. Farzı tamam, ikisi de dolu. Ve uzun yola da gidiyorsun sen diyelim. Tamam. 500 mü tercih edersin, bunu tercih edersin. İkisi de benzinli manuel. 500. Niye? Abi fiyat 500'ün oluyor. Bak Vespa gibi düşün. Vespa'yı aldım yani. Mantıklı mı? Değil. Saçma sapan bir makine hani. Rahatsız ne bileyim. Abi şu araba hiç olmazsa teknolojik ya. Kışın basıyorsun direksiyonun ısınıyor. Kışın basıyorsun toton ısınıyor. Üşümüyor. Yani araba var da. Bak abi Vespa parasında ne motorlar var ama Vespa alıyorsun. Niye? Çünkü o bir Vespa hani. Bu Fiat 500'de bunun ikonik gibi. İkonik diyorsun yani. Tabii bir Fiat 500 aldım demek var. Türkiye'de o ikonik ama şeyi yok yani. Yok. Bir şeyi yok. Altyapısı yok. Evet. Adamlar sadece abi araba alırken prim yapar mı abi? 3 sene sonra satacağım elinin körü. Araba ne olacak dedi. Yarın ölebileceğimizin garantisi yok. Adam 3 sene sonra almış arabayı. 3 sene sonra diyor ki prim yapar mı? Ne bileyim ben. İşte bu ikoniklik şeyi birilerinin girmek zorunda. O da biz oluyoruz işte. Enayiler gidiyor alıyor Vespa'sını falan. Aynen. Deniyor hani. Bakıyor. Keyfini alıyor. Güzel de para harcıyor ve zararına satıyor. Zarar ederek satıyor. Bu enayiler biziz. Bunun yaşaması için de bu sektörün de yaşaması için. Aynen. Bu tarz kerizliklerin birilerinin yapması gerekiyor. Ben de bir ara bir onlar fiyat... da sana yani atfedilmiş direkt. Ben de bir ara Fiat 500 alarak bu kervanın tamamlayacağım. Bu kervanın yürümesini sağlayacağım ben de bir ara yani. Bir Fiat 500 alacağım bu arada kesin. Hayatımın bir döneminde. Pembe olmasın ya mümkünse. Yok. Kırmızı olur büyük ihtimalle ya da onların Nardo grisi var güzel sport.
güzel çok yani. Çok rengi var, mavisi var, turuncusu var, bir sürü rengi var. Araba olarak, tarafsız bir araba olarak A'dan B'ye gitmeye bu araba çok daha güzel bence de. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ses sistemi, yalıtımı, işte bu malzeme kalitesi, ya, arabanın motoru. Fiat'a bindiğim zaman ben nedense böyle bisiklete binmiş bir havasında var. Ama bu küçük otomobile binmiş havası var bu arada. İşte o neden abi? 1960'lardaki Fiat 500'ü hala yaşatabilmek adına o yokluğu sana hissettiriyor. Teknoloji yok. Her şeyin sesleri neredeyse işte taş adamlar gibi yolda yürümüş gibi ses geliyor arabadan ya. O yokluğu sana yaşatıyor ki 1960'larda böyleydi diyor yani. Direksiyon ısıtmayı bu arada niye açtın? Ya, elin yansın diye. Allah Allah. Hayır bir şey. Zaten araba fiyatlarında elimiz yanıyor yeterince. Elimiz mi yanıyor sadece? Başka ellerimiz de yanıyor ben sana söyleyeyim. Neyse söylüyordum yani, az daha. Söyleme. Yok. Baya koltuk moltuk güzel. Güzel ya. Harbiden araba yani. Ya ben alana kadar farkında değildim. Böyle bir arabanın varlığını biliyordum ama ya sürüşünün bu kadar keyifli olduğunu farkında değildim. Bir gün eve gitmek nail oldu. Nasip oldu. Nasip oldu, nail oldu, iyi oldu. Nail olmasa, nasip. Tamam, nasip oldu. Gittim, benim mahtumumu aldım. Mahtum dedi ki, bu ne? Dedim, araba. Aa, adam dedi. İlayda da istemez böyle arabalar. Yok, sevdi ama otomatik olsa dedi ki, sen bunu kesin bana kakalardın dedi. Dedim, manuel işte, al kullan. Yok dedi, ben bunu istemiyorum dedi. Ama dedi, o da sevdi, böyle bindik. Eve gittik yani, tek parçayla gittik geldik. Harbi 500'e göre yürüyor bu arada. Yürüyor canım, diyoruz ya. O da 1-2, bu da 1-2 de bunun. Yok abi yok. Opel ya bir şekilde arabayı böyle sürüş tadı vermeye çalışıyor en azından. Harbi en, öyle. En dandik kombinasyonda bile. Bu Opel'de alabileceğiniz en yavaş araba bu arada. Bunun 1.0 turbosu var, 115'lik gidiyor. Doğrudur. 1.4 turbosu var, 1.4'ü var atmosferik. Vectra B de güzel be. Temizini görünce bak hemen insanın... Ya, adamın ciğeri yanıyor. 2.5 harbi bu. Adamın... Hayatı mahvolmuş herif. Temiz dedim uzaktan temizli de neyse. Arabanın içinden geçmişti. Arkadaki mavi dumanı görmedin mi? Bir Vectra B alacağım ya. Aldın? Almadın mı? aldım. Her garajda bir Vectra B olması lazım. Bak 110-120'de de yani çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Ve yani bağırmadan konuşabiliyoruz. Abi şaka maka mini sınıf için... Yani uzun yol gidilebilir bir araba gibi çünkü 110'la gidiyoruz şu anda 3000 devire denk geliyor. Aynen öyle. Araba da öyle bağırma marma şu anda yok. Yok. Ha, biraz daha azalsak bağıracak büyük ihtimalle. 4'ü aldım yapıştırsana. Kaşa çıkacak. 4'ü aldım yapıştırdım hayatımızda bir şey değişmedi şu anda. Ya aşağı inşallah değişecek. Değişiyor. Niye? Değişecek. Bir tane 208 GT geçti bir tane Nissan Era geçti. Evet bir şeyler oluyor. Gidiyor. Bir şeyler, yapıştır kesme. Bir şeyler oluyor. Yapıştır. Gidiyorum abi. Git dibine kadar git. Yaşat bize bu hayatı. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Oha. 4. viteste 140 yaptı. İyi la. 5'e geçtim ve hala gidiyor. 70 kahraman beygirimiz elinden geleni yapıyor. 70'ten fazla 77 beygir. Ya 70 ya. 77 beygir. 150. Daha ne kardeş Fiat 500'ü bu sürate 3 günden önce çıkıyordu. 150 ile giderken 4250 devir bağırıyor yani haliyle ama yani bu arabayla da 150 sabit bir yere gitmezsiniz zaten. Daha ne yapsın abi? Güzel güzel. Fiat 500'e göre araba ya, adam ya, adam. Bildiğin adam, adamın kaporta bulmuş hali işte. Güzel. Üçüncü vites, ne uzadım ya. Ya. Kesiciye gireceğim neredeyse. Yok, daha var. Bu arada araba 6000 devir çeviriyor, dikkatini çekelim. Sana abi, Vitek Honda sahibi taklit yapayım mı? Yap bakayım bir merak edeyim. Sen etkilenmedin ama. Senin de böyle bir yamulman gerekiyordu. Niye? Torktan. Aynen. Ha. Bir tek mi açtı? Açtı mı? Açıyorum ben. Açacağı zaman söyle ben haber vereyim. Bak şimdi. Emniyet kemerini bağlayayım. 4000 devirde bir tek açıyor bak. Ha. Hazır mısın? Ha. Şimdi açtı. Ha. Bu arada klima çalışıyormuş hakikaten lan. Çalışıyor ne lan buz gibi ya. Ana. Yusuf Acun neler bu durumlarda? Klimamız aktif buz gibi. Ben çalıştığına inanmıyorum. Aşağıya bir Yusuf Acun sözü bırak. Her fert bir pert alabilir. Unutma. Kilometre öldürmez. Bakımsızlık öldürür. Kesinlikle. Burada ne yapıyor? Burada da. Burada. Büşra ile Hasan hayatını birleşiyor. Bunlar da bizim hayatımızı lise ediyorlar. Hacı Subaru olacak şimdi var ya bunların şöyle yanlarından vaa diyecek. Bunların toplam beygir kadar zaten Subaru'da beygir var. Aha gazladılar. Gelin evet. Araba. Gelin arabasıyla da rollemezsin be. Ya bak şimdi arkadaş şimdi yapıyor. Destekliyorum yanaş. Yusuf abi hayatını karartan herkesi destekler. Yanaş sola geç. Niye ya?
Şuradan döneceğim. Vazgeç oğlana bir şey diyeceğim ya. Ya döneceğim boş ver. Bak erken daha vazgeç diyeceğim. Vazgeç vallahi vazgeç. Takipçiler herhalde evet. Sanırım. Yazık son virajda biraz geçseydi çocuk iyiydi ya. Kavruyor BMW'si. Burak düz abi viraj yok. Bir el freni çekseydi çocuk yazık ya. Hayatını mahvetmesin. Artık olan olmuş. Araba süslenmiş artık ona yapacak bir şey yok. Ya sökerdik onu sorun değil ama biz hallederiz bunları ya. Bu arada şaka arkadaşlar emniyete teşvik ediyoruz hepinizi. Ben yandım siz de yanın. Tabii yani niye yanmasın? Sizin benden daha fazla mutlu olmasının ne şeyi var? Ne artınız var? Ben yandım siz de yanın. Confucius demiş ki evlenin arkadaşlar demiş. Bir de demiş niye demiş. Karınız iyi olursa mutlu olursunuz. Kötü olursa filozof olursunuz demiş. Evlenmiş mi peki? Evli filozof mi? Olduğuna göre. Ve tabii ki spor araba nerede test edilir? Tabii. Çubuk yollarında. Bu bir Opel. Ya Opel'in şimdi el freni... Ha oğlum yavaş. Bir şekilde yol tutuyor olması lazım. Tutuyor tutuyor inşallah tutacak. İyi 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 çok iyi gidiyor. Eyvallah kardeşim cansın. Gebereceğiniz diye selektör attı. Hani... Onu fark etti adama vahiy geldi valla. Yani ben de motosikletli amcayı korkutma bak. Ondan uzak dururum abi. Motosikletlere bir motorcu olarak tabii ki saygımız var. Korkma adam. Yalnız klima ekstra mı? No, no frost mudur? Nedir lan? Üşüttü beni. Vay anasını. Totişimiz dondu. Vallahi billahi. Daha üçüncü kademede hem de. Dörtten üçe çekince ki o haykırmayı duydun mu abi? Haykırma mı? Köpek bile bakıyordu manyaklar ne yapıyor diye. Radar değildir değil mi? Yok canım burada da radar ne işi var? Ne bileyim kunda yaksan ters durmuş. Anladım. Radar paket. Era. Radar paket. Hani şöyle ufak arabayı böyle bir yolda niye zorluyorsun? Böyle İtalya'da gibi iş gibi hissiyat versene böyle keyifle gezelim. Böyle ooo ne güzel buralar hop zıplayacağız zıpladık. Girdik iyi bayağı iyiyiz. Tamam viraj var. Ne tarafa gideceğinize karar ver hayatımız. Süper fren ok bu tarafta, sende değil. Hani ne ya, ne gereği var şunların ya, ne gereği var ya? Abi araba test ediyorum, ne yapayım yani? Böyle mi test edilir? Karşısına geçip kahve mi içeyim arabanın? Böyle mi test edilir? Bak güzel yollar. Ne güzel asfalt atmışlar. Ya, etraf güzellik, bak hava güzel, klimamız çalışıyor, ığıl ığıl üflüyor, ok ne güzel ya. Şu tatlanır beni diyorum, sen illa hayatımın içinden geçeceksin yani var ya. Ya oğlum biraz la yapma. Bebe ya. Bak el freni çekerim freni sürsün var ya. Gerçek bir Opel ya. Gerçekten bir Opel yani. Seninle bir daha var ya arabaya binmeyelim. Bu markayı niye seviyorum? Bak gördüğün gibi en yavaş arabası bile heyecan yaptırıyor insana. Yaptın mı? Çiçeğim senin yaptığın manyaklıkta. Yaptın araba mı? Yapmıyor. Sen yaptın mı? Heyecan yaptın mı? Sen yapıyorsun bunu. Araba yapmıyor ki. Heyecan yaptın mı? Bacan titriyor mu? Titremiyor. Bu kadar sürat neden titremez? Videodayız bir titriyor eden insan yani. Bana ne ya? Bir iki rol yap ya. Ya Rabbim. Biz sana nasıl ralliye çıkacağız abi böyle? Olmaz ya ki böyle ben ya. Ben oturmam oraya. Beni öpseler oturmam beni. Ne yapar Aset? Oturmam. Stage etaba çıkacağız. Sen virajları okuyacağın yeri beddua okursun. Ya o kesin okurum. Vallahi okurum. O iş olmaz. Ha, sen sağda otur ben solda oturayım kardeşim. İyi de iyi süren bu tarafta oturur. Ya ben de iyi sürüyorum. Ben senden aşağı kalacağım yok yani. Gördük. Yaşlıyım diye. Gördük onu. Ne yaptın? Heh. Ya bırak abi. Nerede gördün? Nerede gördün? Nerede gördün? Hayır. Hayır yani. Ya Subaru ile tek başına çıktın. 1.21 döndün. 1.22 döndün pardon. Ben 2 kişiyle 1.19 döndüm. 2 kişiyle bir de. Hı. Başımda kaynanayla 1.19 döndüm yani. Anladım seni. Tabii. Doğru söylüyorsun. Yani o iyi sürdüğün anlamına mı geliyor? Abi yani piste ya. Süre nasıl başkan anlıyorum. Başka ne anlama gelebilir ki? Aa köpek var. Neyse frenleri Allah'tan iki Ceren Kara'da yapıldı. Evet, kesinlikle. Reklam koymasaydın iyiydi. Hadi bakalım. Dur hadi. Abi ne yapıyorsun ya? Yok bir şey yapmıyorum ben. Abi dur. Hayır şu virajda ne gider var çekme, ya? Çekme vallahi geberir gideriz. Vallahi geberik. Hakikaten geberir. Şaka değil. Umurumda değil. Tarladan toplayamazdı. Bana ne? Ben ne kurtaramam bu sefer. Cımbız da kurtarsınlar. 150 ile freni çekiyor abi. Halini mi yapıyorsun sen? Allah Allah. 150 ile bu yolda gidilir mi? Şu virajı ha virajı görmüyor. Ya var görüyorum nasıl görüyorum. Ya Serhat. Şurayı bir deneyeyim tamam. Serhat hayal. Var ya yeter ya. Ya yapma şunu bak. Çekerim el freni çekeceğim. Tamam tamam bırak. Bırak bak çekiyor. Çekme abi çekiyor. Bıraktım. Tamam çek. Çekiyorum. Araba geliyor çekiyor. Bak çekiyorum umurumda değil.
Yavaşla artık lan, yavaşla. Bokunu çıkarma da. Tamam. Yanlıyoruz şu anda, farkında mısın? Farkındayım. Ben yavaşlatacağım seni. Tamam tamam, bırak. Bunu, bu arada bunun 150'li hakikaten güzel araba olmuş. Hacı şuna baksana, bu 70-50 beygirlik araba bile çılgınca gidiyor. 160 gördük. 150'lik 1.4 turbo hakikaten güzel araba olurmuş yani. Ben şimdi ona ikna oldum. Evet. Onu bir de yazıyorsun, 190 oluyor. Aha. Ölüm makinesi. Gerçekten piste miste çıkarmış yani. Ben ona Spark Fly'la hazırlar var lan. Şu anda emin oldum yani. Bak kediye bak, bindi şimdi. Dert yok Tasio. Keşke kedi olsaydım. Sen kedi olsaydın, kedi oto şeyle otobanda ezilirdin lan. Herifin biri bok gibi ezerdi seni. Arabalara bakacağım diye. Gidin. Abi sana fıkra anlatayım mı? Tamam. İki domates karşıdan karşıya geçiyormuş. Biri bağırmış, araba geliyor, fışt, nerede fışt. İkiden toparlaması hiç sevimli değil bu arada. Klima açık. Tekrar bire düşmek gerekiyor gibi. Çok düşük süratlerle zaten bire geçmesini tavsiye ediyoruz biz insanlara. Gerek yok yani. Kim alsın abi bunu şimdi şaka maka? Bunu yani üniversiteye giden genç arkadaşlarımız alabilir. Şekilli çünkü araba. Eli yüzü düzgün gerçekten. Veya yeni evli çiftler alabilir. Onlara da olur. Hanımefendi tarafı manuel kullanmayı seviyorsa olur. Yani olur tabii. Aynen. Ben söyleyeyim mi? Hanımefendilerde de manuel kullanan bayağı bir insan var. Bu arada yeni nesil arabalar arasında gerçekten ucuz bunlar. Yani bu araba üzerinde söylemiyorum. Opel Adam'lar genel olarak ucuz. Ama o da işte yedek parça konusunda biraz sıkıntı yaşar mı, yaşamaz mı diye düşünceler var. Çünkü kısa dönemde yaşamaz da ileride yaşayabilir tabii. 3-5 sene sonra yaşayabilir. Niye gelmiyor mu parçası? Gelmeyecek, bitecek, ne olacak? Bitebilir. 2018'de üretim bittiği için arabanın. Ya altyapı olarak Corsa'yla aynı. Mekanik problem yaşamazlar hani. Frendir, şanzımandır, motorudur. Onlar da i̇şte problem yaşamazlar. Fren bağlantısı dedim. Çat bir iki o Corsa'nın şeyi geldi. Takıldı. Aynen aynen. Onlar da sorun yok ama işte karoser parçası, ne bileyim. Kaza yaptın, kaput var mı yok. Aynası, mu? İşte panjuru, antini, buntini. Onunla kasko yaptırırsan zaten kasko firması düşürsün sana ne. Yani bulamazsa arabanın bedelini ödüyor, daha iyi oluyor. Aynen öyle. Ondan sonra hasar kayıtlı araba oldu. Ha bu arada City de var. Direksiyon yumuşatma falan ya, da var. Ya. Şimdi elektrik destekli, %50 elektrik destekli. Oo. Gördün değil mi? Pambık oldu. Ve bunların hepsinin kışlık lastiklerle yapman da ilginç bir anekdot. Kışlık lastik mi var arabada? Kışlık lastik var tabi arabada. Ya benim sürüş kalitemden dolayı hissetmedik tabi de. Kesinlikle katılıyorum sana. Bu arada ekran, bayağı bildiğin ekran var. Ekran Corsa'larda mı? Falan yok bu. Corsa E'lerin üst paketlerinde var. Hı-hı. Bluetooth, CarPlay falan var herhalde. Ne işe yarıyor yani, onu çözmeye çalışıyorum hala. Ekran abi, hani diğer arabalarda ne işe yarıyorsa burada da sanırım aynı görevleri yapıyordur. Telefon bağlanıyor, Bluetooth var. Ses ayarı, geri görüş kamera var. Ha, geri görüş kamera vardı bununla, doğru ya. Kamera da mı var? Sanırım vardı. Vay be. Koltuk kısmında çift taraflı gerçekten. Aynen. Bu segmentte bulunamayacak şeylerden. Kış paketi, bu jenerasyon Opel'lerde kış paketi diye bir şey var abi. Hepsinde direksiyon ısıtma, koltuk kısmı var ve arkada USB. 2013'lerde mi? Jenerasyonlarda. Yani 2012-2016-17 arası Opel'lerde kış paketi dedim mi, bu 4 tane maddeyle geliyor. Arka USB kış paketiyle ne alakası var bilmiyorum ama Arka USB olmuyor normalde şarj için. Hı-hı. Kış paketli arabalarda koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtma artı arka USB. USB geliyor. Vay be. İlginçtir, böyle bir şey var. Ne alakası? Kış paketi diye görürseniz farkı bu. Bu arabada da kış paketi var. Bu araba alınabilecek en dolu Adam galiba. Aynen. Dijital kliması, kış paketi, işte cam tavanı. Cam tavanı. Glam donanım zaten, deri koltuklar falan, ısıtma ve ısıtma. Çift renk fabrikasyon. Aynen, fabrikasyon iki renk. Alınabilecek en dolu Adam'lardan biri. Sanırım Yusuf abinin dediği gibi fuar arabası. Kaç modelde? 13. Doğru, 2013'te fuara gelmiş olabilir. Büyük ihtimal. Ortalama ne yakar acaba bu? Bakalım şuradan. Hayvan gibi abandım. 7.5 şu anda ortalaması. Hayvan gibi abanmaya gayet iyi. Gördüğünüz gibi kullandık. 7.5 ortalama. Yani hafif olması sebebiyle ve küçük motor hakikaten az yakıyor. Herhalde bu düzgün kullanımda 6.5 litrelerde falan gezer. Benzinli bir araba için de 6.5 zaten. Benzinli bir araba için de gayet ideal değerler. Ve hafta sonu aktivitesi olarak Ankara'da gelip otonomide böyle çapraz çapraz dolanabilirsiniz. Bir sağa bir sola. En sevdiğim şeylerden biridir benim. Araba bakmak. Aynen. İnmeden. Opel Adam da böyleydi. Şimdilik bizden bu kadar. Ben sevdim gayet. Tanıştığıma memnun oldum kategorisinde değerlendiriyorum. Hı. Beklediğim gibi sürüş keyfi vesaire güzel. Kafadan sok şöyle.
Aşağıdan abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler.